Full Vlogs'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar Costco'ya getirdim sizi. Bizim olduğumuz bölgenin Costco'su bu. Daha önce sizlere Sam's Club'ı çekmiştim. Aşağı linki bırakacağım. Onu da gelip izlerseniz iyi olur aslında. Costco'da böyle toptancı bir market aslında. Oldukça büyük bizim buradaki. Oldukça büyük. O yüzden bunu herhalde 3 farklı halinde yapacağım. Şimdi içeriye doğru girelim. Sizlere elektronik bölümünün fiyatlarını göstereceğim. Yağmur da ya. O yüzden çok dışarıda duramıyorum. Hemen içeriye doğru girelim arkadaşlar. Şimdi içeriye girerken şöyle gösteriyorsunuz kartınızı arkadaşlar. Ve koskocaman Costco sizleri karşılıyor. Umarım sesim iyi geliyordu. Çünkü hemen göstereyim sizlere. Maske giyiyoruz arkadaşlar. Maske zorunlu. Nereye giderseniz gidin. Amerikan her hayatında maske şu anda zorunlu arkadaşlar. O yüzden maskemizi takıyorum. Umarım sesim iyi geliyordur deyip hemen sizi elektronik bölümü karşılıyor bu Costco'da girdiğinizde içeriye. Dediğim gibi burası oldukça büyük. O yüzden part 2, part 3, part 4 halinde yapacağım. Şimdi Black Friday öncesi elektronikleri sizlere göstermek istiyorum. Televizyondan hemen başlıyoruz. Evet, şimdi sizlere televizyonu göstermeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi Samsung Q8 serisi arkadaşlar, 75 inci, 2200 dolar. Şu şekilde bırakıyorum, ekrana dondurup detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Biz bunu 65 inçini almıştık. Çok güzel, çok kaliteli bir televizyon. Samsung zaten bu işi beceriyor. Burada diğer QLED'leri var. Şu gördüğünüz bu LG'nin QLED'i 3449 dolar arkadaşlar şu gördüğünüz. Bunu da sizlere göstereyim. Şu da gördüğünüz 65 inç LG. Bunun da fiyatı 950 dolar. Hatta bunu alırsanız 100 dolarda Hulu kredit veriyormuş. 100 dolarda kredit veriyor sizlere. Ki yanına spikerini her şeyini alabilirsiniz. Daha küçük televizyonlara geçelim. Samsung 55 inç 380 dolar şu gördüğünüz televizyon. Samsung 55 inci. Lütfen Türkiye'de veya hangi ülkedeyseniz onların da fiyatlarını bana söyleyin arkadaşlar. Yorumlarda tartışalım ve görelim hangi ülkede bu gibi markalar daha ucuz. Samsung Q8 65 inç 1500 dolar arkadaşlar. GoPro Hero 8 serisi arkadaşlar 290 dolar. Gördüğünüz gibi normalde 340 dolardı, 50 dolar indirim yapmış. 290 dolara sizlere GoPro 8'i veriyor Costco. Q6 75 inç 1200 dolar şu gördüğünüz. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Bu da Samsung 75 inç 750 dolar. Bu da 82 inç 1300 dolar. Samsung'un 82 inç. Bu nedir böyle ya? Bu nedir böyle? Aman Allah'ım. LG 65 inç 500 dolar. Şu televizyonu 500 dolara veriyorlar. Yani kiralık daireleriniz vesaire varsa, eğer eşyalı kiralıyorsanız çok rahat bir şekilde buradan gelip alışverişini yapıp evinizi düzebilirsiniz. Spikerler varmış şu şekilde. Bu spiker arkadaşlar 90 dolara sizlere Pathfinder spikerini veriyor. Hatta 50 dolar da yanında indirim kuponu veriyormuş. Sudan ucuz. Alın gidin partilere dümbür dümbür edin. Gümbür gümbür. Kamera var mı? 450 dolara klips veriyormuş arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi 450 dolara şu şekilde bir spiker serisini alabilirsiniz. 450 dolara. İlerliyoruz. Bunlarda böyle giyim kuşam var. O başka seride çekecek. Hemen security kameralarına geçelim. Security kameralarını 8'li 4K security kamerasını 800 dolara alabilirsiniz. İnanılmaz bir şey. Şu gördüğünüz bütün kamera setini sizlere tam 800 dolara veriyorlar. Lorex. Şu gördüğünüz. Arlo da son zamanların çok ünlü markası oldu arkadaşlar. Şu şekilde fiyatına göstereyim. 3 tanesi 450 dolarmış security sistemiyle beraber. Arlo Ultra 2 Spotlight 4 kamera kitiyle beraber 900 dolara veriyorlar. Yani şu şekilde alırsanız kamera kiti bu 900 dolar şu gördüğünüz. Şu şekilde almayı tercih etseniz tam 500 dolar. Kitiyle beraber geliyor. Şöyle kurulumuyla hepsine beraber geliyor. Biz de almıştık. Ben de aldım. Ben solarla işleyen aldım. Oldukça güzel bir sistem. Telefonumda her yerden görebilirim ve herhangi bir sensör de gördüğünde size notification bildirim geliyor telefondan. Oldukça iyi. Hatta konuşabiliyorsunuz bile. Kameradan sesiniz çıkabiliyor. Orada da Google'un kendine özel security kamerası var. Hızlıca bir şekilde bunu da göstereyim sizlere. Google Wi-Fi gördüğünüz gibi 4 patlısı tam 230 dolar.
Gidelim. Televizyon cennetine mi geldik? Ne olduk? Heh, gördüğünüz gibi birçok çeşit televizyon var. Samsung yine Q665. Şöyle göstereyim sizlere. Ekranı durdurun ve görün. Kıyaslayın arkadaşlar. Tam 900 dolara sizlere şu televizyonu veriyor. Gördüğünüz gibi. Black Friday öncesi şu anda. Black Friday fiyatları inanılmaz derece olacak. Daha düşük olacak. Biz de geçen sene Black Friday'de almıştık Best Buy'dan arkadaşlar. Samsung 65 gördüğünüz gibi 680 dolara size şunu veriyor. Farklı markalar LG'nin 75 inci gördüğünüz gibi şu şekilde 1450 dolara veriyor. Yakınlaşıyorum ki durdurabilirsiniz ekranı ve detaylara bakabilirsiniz. Çünkü detaylara girersek sabaha kadar buradayız. Kimse de 30 dakikalık bir video izlemek istemiyor büyük ihtimal. O yüzden hızlı bir şekilde ilerliyoruz. 75 inç 1770 dolar. Evet, televizyonlar böyle. Hadi bir de küçük televizyonlara doğru geçelim. Şunlar da daha minik televizyonlar. Şu gördüğünüz Hisense. Hisense markası 32 inçe 120 dolar veriyorsunuz arkadaşlar. Allah git, sırtla kendini git. Sırtlayacağınız televizyonlardır bunlar. Vizio 32 inç 170 dolara. Gördüğünüz gibi alıyorsunuz, çocuk ambulansına koyabilirsiniz, işte oyun oynarsınız üstünde, her şeyi yapabileceğiniz küçük küçük televizyon. Vizio 40 inci 220 dolar. Tekrardan diyorum arkadaşlar, lütfen birim olarak bakın bu fiyatlara. Birim olarak kıyaslayın. Burada insanlar dolar olarak ödeniyor. Bazı yerler minimum 15 dolara kadar verebiliyor arkadaşlar. 15 dolar saatlik ücret alan bir insan bu televizyonları birim olarak baktığınızda nasıl alabilir? Onu düşünün yani. Kaç saat çalışıp bu adam bu televizyonu alabilecek? Ve sizin ülkenizde kaç saat çalışıp bu televizyonu alabilirsiniz diye bakın. Birim olarak bakın. Burada kimse TL ödemiyor. Dolar ödeniyor. Sizin ülkenizde de, bulunduğunuz yerde de dolar ödemiyorsunuz. Başka çeşit ödeniyorsunuz bu büyük ihtimal. O şekilde kıyaslayın. O şekilde bir bakın bakalım. Tabii ki bizim ülkelerin vergileri de var. Oldukça yüksek vergiler veriyor. Ama buraya gelecek olanlar en azından cebine ne kadar para koyup geleceğini bir şey yapabilir. Fikir edinebilir diye çekiyorum ve kıyaslıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde televizyonlar var. Galaxy varmış. S6 Lite. Bunun fiyatı neymiş? Şunun fiyatı 280 dolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Tab-C'nin birine hediye verebilirsiniz. Yani 280 dolar tabi alıyor. Bu şekilde alıyorsunuz. Kasaya giriyorsunuz. Kasada sizlere veriyorlar kutuyu. Gidelim. Costco laptop da satıyor tabii ki. Microsoft'un Surface Pro 7 Bundle paketi. Gördüğünüz gibi şu şekilde ne kadara veriyor? 1549 dolar. 1550 dolara şu bilgisayarı alabilirsiniz. İçerikleri de böyle. İsterseniz bakabilirsiniz tabii. Gelirseniz de Microsoft almak istersiniz, aklınızda bulunsun. Bu neymiş? LG'nin varmış laptopu. Şu şekilde herhalde. Kaç paraymış bu? 1099 dolara size laptop veriyor. 1099 birime. Sorry. Bu 1099. Gördüğünüz gibi. Şu 1099. Ha burada tabii ki fake indiremiyorsunuz şeyleri, Word'leri, Excel'leri. Amerika'da olduğunuz için maalesef indiremediğiniz için satın almanız gerekiyor. Ben de her sene satın alıyorum. 125 dolara şu şekilde size bundle veriyorlar. Excel'den tut, PowerPoint, Word hepsi için var. 125 dolar her sene veriyorsunuz ve hepsini kullanabiliyorsunuz. 2-3 bilgisayarı kullanabildiğiniz için biz ailece kullanıyoruz. Veya business için kullanıyorsanız ki ben öyle yapıyorum. Taksılan verginizden düşebiliyorsunuz bunu. Zarara yazabiliyorsunuz. Yani bedava almış gibi bir şey olursunuz. Evet, ilerleyelim. Samsung Galaxy Tab A7. Evet. Karşınızda Samsung 10.4 büyüklüğünde 64 GB'lık microSD kartının 200 dolarlık bir tablet arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Oldukça güzel. İlerleyelim bakalım bu taraflarda. Burada ne varmış? Burada klavyelerimiz var burada. Gördüğünüz gibi. Oo, çok güzel. Ben böyle bir klavye arıyordum aslında. Bak görmediydim. Aldım. Amazon'dan aldım ben. Şu şekilde bundle veriyorlar ama. Oldukça iyi. Şu şekilde bundle'ı kaç paraya verecekmiş bize? 150 dolara oyun klavyesini, headsetini ve mouse'unu alabilirsiniz şu şekilde. İçinde mousepad'i bile geliyor. Wow, çok uygun. 150 dolara alırsınız be arkadaşlar. Oyun seti. Oyun klavyesi. Bu webcam 70 dolar. Şu gördüğünüz. Ve bu MSA laptop. Oyun laptopudur herhalde. 1199'muş. Bir vuruşumu da isterim abi.
6 GB'lık grafikleri de varmış. Oyun grafikleri de var. Gaming desktop. Evet, oyun laptopu şu gördüğünüz. Oldukça iyiymiş herhalde. Bilmiyorum. HP'nin de küçük bir laptopçuğu var burada. $199 bunu verecekler size. Yani anladım, bir işin varsa, küçük bir işin yaparsan evden, bir Word, bir Excel'de bir işin varsa alacağım bunu, gideceğim. Nedir? $200'dır arkadaşlar, gördüğünüz gibi $200 şunu verecekler size. Bu laptopçuğu 200 birim, $15 milyon kazanan bir insan rahatlıkla yani onu alıp işini görebilir, anladın. Hemen speakerlere gidip sorabiliyorum, gördüğünüz Apple telefonları vesaire, onları da göstereceğim. Bunlar da ev seti arkadaşlar. Speaker, Samsung'un speaker seti varmış. $200 da indirimdeymiş. Şu gördüğünüz set Samsung'un 7.1'miş. $300 arkadaşlar soundbar'ı. Gördüğünüz gibi soundbar. Evinize sinema keyfi. Experience the difference for yourself. Değişimi görün diyor arkadaşlar. $300. Evet, bu da Yamaha'nın. Tabii ki Yamaha, herkesin bildiği üzere speaker'da bir numara olabilir yani. $240 size bunu veriyorlar. Şu gördüğünüz soundbar'ı, subwoofer'ı veriyorlar. Sonos diye bir marka var. Duymadım. Duymuşsanız fiyatı $370 şu şekilde. Demo müzik de varmış. Basalım. $330. Kaç alalım? Telif yiyecek şimdi. Durup dururken telif yiyecek video. Belli olmaz. Evet, çok iyi speaker'miş. Vizio var. $200 bunu duymuştuk. Çok güzel. Yani bir ev sistemi kurabilirsiniz. $200 bak Vizio'yu al. Dangır dangır evde çalıştır. Komşularını rahatsız et. Şu şekilde bir şeyimiz varmış. Horizon Bluetooth'muş bu. Bu şekilde küçük speaker $90. Gördüğünüz gibi. Yamaha'nın var. Yamaha. Bu mu acaba? Yamaha'nın. Tam $400 bunu veriyor size artık. Dungur 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 girersiniz bundan. Dungur dungur. O nedir böyle ya? Büyük bir sistem. Büyük bir sistem. Fitbit Versa 2 varmış. Bu da $170. Şu görünüş şekilde. İndirim yokmuş. Göstereyim sizlere. Böyle. Diğeri de böyleydi. Anladım. Bu daha ucuz. $90. Bu $170. Kamerayı çok sallamak da istemiyorum. Kusura bakmayın. Umarım sallamamışımdır. Şu gördüğünüz termostatmış. $170 termostat veriyor sizlere. Evinizin sıcaklığını, soğukluğunu, her şeyinizi ayarlayabilirsiniz. Evet, Wi-Fi'nin dağıtıcılarına geldik. Dağıtıcılar ne kadar? Router'lar. Şu gördüğünüz tam $200 var arkadaşlar. Wi-Fi 6 diyor. Oldukça büyük bir sisteme benziyor. $200 şu router'u alabilirsiniz. Evin her tarafına interneti yayabilirsiniz. Yine Mesh Wi-Fi varmış. Bu da Wi-Fi setiymiş. Tam $500 sizlere bu Wi-Fi setini veriyor. Her şeyi detaylı bir şekilde çekmeye çalışıyorum sizlere. Vay vay vay, bu nedir ya böyle gaming desktop. Ben geçen gün almıştım. Instagram @HakanTulağan'ı takip ederseniz, lütfen beni oradan takip edin arkadaşlar. Oradan günlük hayatımı sizlere gösteriyorum. Ne aldım, kaça aldım, hepsini detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum sizlere. Amazon'dan ben almıştım. Fiyatını, her şeyini orada sizlere söylemiştim. Oldukça güzel. Bunun fiyatı ne kadarmış? $200 arkadaşlar. Bunun fiyatı gaming desktop $200. MSA'nın koca bir bilgisayar ekranı $200 alabiliyorsunuz. Şu Amerika'ya geldim. Ben de ilk olarak laptop almayı düşünüyorum. Sonra All-in-One'a geçmiştim. Keşke de laptop alsaydım diyorum. Çünkü dışarıda çalışabiliyordum. Şimdi All-in-One olunca tabii ki çalışamıyorsunuz ama All-in-One almıştım. Ben de All-in-One bilgisayar arkadaşlar. HP'nin 23.8 inç All-in-One diyor işte arkadaşlar. $650 sizlere veriyor ve 3 yıl boyunca Kosovo'nun kendi garantisi de var içinde. Bir sıkıntı olsa getiriyorsunuz, kafalarını atıyorsunuz, size yenisini veriyor veyahut da onarıyor. Onaraması da paranızı veyahut da yenisini veriyor işte. O şekilde bir garanti kapsamı var. Tüketici Amerika'da öyle var arkadaşlar yani. Bazı marketlerde 30 gün, bazılarına 90 gün, bazılarına 3 yıla kadar değişme hakkı olabiliyor. Hatta bunu da sizlere şöyle göstereyim. Söylemek istiyorum aslında. Annem servis kaptan araba lastiği aldı geçen aylarda. Araba lastiğinde çivi girdi. Ben de dedim ki ya ara bir sor. Belki de garanti kapsamındadır. Bir ay geçmişti çünkü. Annem aradı. Böyle böyle oldu dedi. Anlattı tabii halini. Yalan yok, çivi girdi dedi. Hemen dedi olduğunuz bölgeye çekici gönderiyoruz. Çekici gönderdi. Yedek lastiğin takip çekici. Ve lastiği aldı ve gereken yere kadar gittiler. Sam's Club'ın kendi lastikçisine. 10 yıl garanti olduğunu söylediler ve bugün aradılar. Yeni lastiğiniz hazır, gelin takalım dediler. Düşünsenize, çivi girdi ve yeni lastiğini hemen hazır ettiler. Çekici bile gönderdiler. Oldukça iyi bir müşteri hizmetleri aslında. Çok iyi bir sistem. Bizim Kıbrıs'ta olsa herhalde yürü gitme derken gel baştan satayım sadece herhalde. Bilmiyorum Türkiye'de sistem nasıl işliyor ama onu da sizlere böyle arada söylemek istemişimdir.
Lenovo'nun bilgisayarı 900 dolar. Gördüğünüz gibi kasası. Bunlar herhalde all in one'dır. Göstereyim sizlere. Bu da 700 dolar delin. Şu şekilde geliyor. Mukaddes top. Ondan ekranı, ekransız herhalde. Ekranı yok bunun. All in one değil o zaman. Ekransız kasayla beraber mouse'u falan satıyor. Ekran nerede koçum? Ekran yok. Bu da öyle. Kasa, mouse, şey gene ekranı ayrı almanız gerekiyor. Ekranlar da arka tarafta olacak. Onları da kısa bir şekilde sizlere göstereceğim. Bu nedir böyle koçum? Oyun herhalde, oyun için. Evet, gaming desktop gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz iBuyPower 1300 dolara sizlere veriyorlar. 3 gün garantisi var gördüğünüz gibi. Adam kahvesini dökmüş üstüne. Bilgisayarın mahvetmiş. Geri gelip onar da bilir veyahut da yenisini alabilir diyor. Garanti kapsamında olduğu için. Şu da gördüğünüz 1300 dolar. All in one. Bunu göstermiştim sanırım. Hemen ekranlara dönelim. Şu gördüğünüz kocaman ekran. Samsung 34 inç. 300 dolar. Şu gördüğünüz ekran. Benim de böyle bir şeyler. Benim Curve'dür bu arkadaşlar. Hem ben Samsung almadım. Başka marka aldım Amazon'da. Oldukça iyiydi yorumları. Şu gördüğünüz 300 dolar. Millet de bana bakar neydi bunu yaptı. YouTube çekiyoruz abi artık. Alışın yani. YouTube'cular her tarafta. LG 32 inç. 180 dolar. LG 32 inç. 230 dolar. Önceleri ip takardım kafaya. Bağa bakar o bağa bakar bu diye. Artık hiç bakmam. Bana ne baksın derim. YouTube çekerek. Bir şey ayıp bir şey yapmak ya. 160 dolar. LG 27 inç. 99 dolar. Acer 24 inç. Dediğim gibi ekranı durdurun. Görün arkadaşlar. Şunlar da Office Pro Print Scan Copy Fax arkadaşlar. Hepsini bir şekilde yapıyoruz abi diyor. Tam 200 dolara. Hepsini bu şekilde HP printer'de yapabilirsiniz. 200 dolara. HP Envy 195 dolara şu şekilde bir printer veriyor. Hepsini yapabilirsiniz. Yine 400 dolara HP var. Laser Project gördüğünüz gibi 400 dolar. Durdurun fiyatları karşılaştırın sizin ülkelerken ya da yorumlara bekliyorum sizleri. 130 dolara HP Envy var. Bu nedir böyle? Ofis açarsınız herhalde. Printer Shop 360 dolara al. Printer Shop aç New York'un bir caddesinde parayı kır. Ne diyeyim yani? 360 dolar. Mis gibi. İlerleyelim laptop bölümüne geldik. Şimdi Microsoft'un HP'nin Microsoft orada. HP'nin şu gördüğünüz tam 600 dolar arkadaşlar. 17.5 laptopmuş HP. Şu şekilde bırakıyorum içeriklerini. Bu gördüğünüz laptop 600 dolar. Evet, bu gördüğünüz yine HP'nin Display Only 600 dolar. Size bunu verecek diyor 600 dolara. Şu gördüğünüzü verebilir. İçeride yok herhalde. 600 dolara fiyatını indirdi. Sizlere bunu verecek 600 dolara. HP'nin. Tabii ki garanti kapsamında bir şey olsa gene alırsınız paranızı ama. 650 dolar Acer'in 14 inç şu gördüğünüz bilgisayar. 650 dolar. Birim olarak bakın. Artık söylemekten usandım ama. Dell 14 inç 800 dolar. Amerika'da çalışırsanız dolar olarak ödenirsiniz. TL olarak değil veyahut da başka birimi değil. Dolar ödenirsiniz. Dolar harcarsınız. Kaç saat çalışıp bunu alabileceğiniz size bağlı. Saatte 100 dolar kazanan da var. 11 dolar kazanan da var. 1 milyon kazanan da var. Siz ne olmak istersiniz? Artık sizin tercihiniz o. Lenovo 15.6 700 dolar şu şekilde. 900 dolara HP 15.6 900 dolar. Alım gücü yüksek var arkadaşlar. Amerika'da birçok insan alabiliyor. I'm good, I'm just looking. Nintendo Switch'imiz var. 350 dolar arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Nintendo Switch almayı düşünüyoruz aslında. Amazon'la fiyat karşılaştırıyoruz. Nefise istemişler almayı. Amazon'da 393 dolarmış. Burada 350 dolara alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. 1140 dolar. 1750 dolar şu gördüğünüz. iMac 27. Oldukça güzel. Laptoplarına bir bakalım. Laptoplarına çekeyim sizde. 980 dolar şu gördüğünüz. Bu da Apple MacBook. 1100 dolar. Apple Mac da var burada. 1750 dolar. Apple Mac Pro 2000. Apple Watch'larımız da 414 dolar. Şu gördüğünüz 6 serisi. 6 serisi yine. Ekranı daha küçük. 390 dolarmış. Ekran daha küçük. 44 meme ile 40 meme. 385. Aynen. Şu gördüğünüz hot dog arkadaşlar. 2 tanesini 1.60 aldık. Oldukça güzel. 1.60'a 2 tane de hot dog aldık. Ödedik aldıklarımızı. Şimdi gidiyoruz.
Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna da geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz lütfen bir beğeni atın arkadaşlar. Bir beğeni atın, bir yorum atın, paylaşın sayfalarınızı, sosyal medyanızda. Umarım teknolojiyi çektim sizlere. Beğenmişsinizdir, fiyatlar da umarım uygundur. Bu ve bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Şimdi o like butonuna, böyle bombalayın like butonu, paylaşın ve aile büyüsün. Daha sonra part 2, part 3 halinde de çekeceğim Costco'yu. Şu arkanızda gördüğünüz Costco'dan şeyi çekmeye çalışacağım. Gerçi adam geldi ve uyardı. Çekemezsiniz dedi, yasak dedi Costco'nun içeri. Bütün YouTuber'lar çekiyor. Bana gelince mi yasak? Maalesef yasak dedi. Onlar büyük ihtimalle yakalanmadı. Her neyse, ben elimden geldiğince sizlere çekmeye çalıştım Apple'ı vesaire. Şimdi videonun sonuna geldik. Seviliyorsunuz. Bugün de bu kadar. Full vlog out.